Evet sevgili seyirciler, bu akşam sizlere Kayseri'de önemli bir kültür faaliyetini tanıtacağız. 20'ye yakın eseriyle Kayseri'de kültür hayatına imza atan bir kuruluş var, Rey Yayıncılık. Rey Yayıncılığın kurucular arasında bulunan Yusuf Yerli Bey, Aydın Karakimseli, Esat Ayata Beyler şu anda yanımızdalar ve bizim misafirimiz durumdalar. Kendilerine Rey Yayıncılığın hikayesini soracağız, onlar ifade edecekler. Önce ben Esat Bey ile başlamak istiyorum. Esat Bey, Rey Yayıncılık kaç yılında ve kimler tarafından kuruldu? Kuruluş amacını bizlere açıklar mısınız? Tabii memnuniyetle. Yaklaşık ben 17 yıldan beri kitapçılıkla uğraşıyorum. Tabii bu kitapçılık döneminde bir yayın evimiz olsa, işte arkadaşlarımla bir araya gelip kitap basmaya başlasak gibi uzun bir müddet konuşur idik. 1991 yılında Yusuf Yerli, ben, Aydın abi, bir de Mustafa Zeyrek var idi. Dördümüz bir araya geldik. Rey Yayıncılığı böylece kurmuş olduk. Kuruluşun belki sebeplerinden birisi de Aydın abinin bu Mustafa ile illa bu kitabı basalım diye bir şeyi var idi. Bunun üzerine biz yayıncılığa başladık. Ben şöyle bir ilave yapmak istiyorum mesela söylediklerine. Tabii ki Aydın abi niçin Mustafa sorusuna cevap verecek. Çünkü ön plana çıktı. Rey Yayıncılık, Aydın Karakimseli, Esat Ayata, Yusuf Yerli, Mustafa Zeyrek tarafından maddi olarak yüklenildi ama Rey Yayıncılığın oluşumunda şöyle bir epistemik cemaat denen, yani aynı konuları tartışan, aynı sonuçlara bazen varan bazen varmayan bir fikir oluşumu var Kayseri'de. Bir çevre var. Yani sürekli kitap okuyan. Bu çevrede daha çok akabe çevresinde oluşmuş bir çevre. Bu özden kaynaklanan bir yansıma olarak Rey Yayıncılığı görmek lazım. Yani dört kişinin başlangıçta daha sonra Mustafa Zeyrek'in ayrılmasıyla birlikte üç kişiye kalmış bir ticari kuruluş olarak görmemek gerekiyor. Ben o yönünü de Doğru, vurgulamak istiyorum. tabii. Efendim, o zaman Aydın Bey'e soralım. Rey ismi nereden geliyor ve bu ilk kitap çalışması hakkında bizlere bilgiler versinler efendim. Efendim, şimdi önce seyircilerimizi selamlayalım. Hepsinin günleri hayırlı olsun. Şimdi biz bir yayın evi projesi artık somut bir hale gelmeye başladıktan sonra dostlarımızla, arkadaşlarımızla, bu gibi konularla ilgi duyan entelektüel insanlarımızla konu işin ismi noktasına kadar geldikten sonra isim üzerinde epeyce tartıştık. Şu olsun, bu olsun vesaire olsun diye. Ödüllü yarışmalar tertipledik kendi aralarımızda, arkadaşlarımızla birlikte. Epeyce teklif geldi. Tahminim onun üzerinde, isim üzerinde teklif geldi. Bu Rey de bu tekliflerden biri olarak gelmişti. Rey Yayıncılığı'nın ismi aslında seçtiğimiz eserlerin yayın politikalarımızla doğrudan ilişkili bir konu. Biraz önce arkadaşlarımız Mustasfa'yı söylediler. İmam Gazali'nin çok büyük bir eseridir. Bilinmeyen, fazlaca bilinmeyen bir eseridir. Biliyorsunuz İhya çok tanınan bir eserdir ama Mustasfa pek bilinmeyen bir eseridir ve usulle ilgili metodolojik bir eserdir ve çok önemli bir ilmi yapısı vardır. Bizler okuyan, araştıran insanlar olarak bunu sürekli referans olarak Mustasfa'ya rastlıyor idik. Fakat kitabın Türkçe'de baskısı mevcut değildi. Bu bizde bir arzu şeklinde belirdi ve yayın evine kadar uzandı. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Bizim toplum olarak bir geçiş süreci yaşıyoruz. Bu geçiş sürecinde her şey belirli bir belirsizliğe doğru gitti. Din anlayışı da böyle bir belirsizliğe mahkum oldu. Genellikle usul, işin usulî yönü, metot yönü unutuldu. Kalıplar ve şekiller üzerinde tartışmaya başladık. Bu yüzden de sağlıklı bir dini düşünce ve dini yayın platformu tam manasıyla şu gün dahi oluşmuş değil. Bu anlamda biz dinin metot yönünü düşünce açısından, fikir açısından, kurgu açısından metodu öne çıkartan bir yayın politikası benimsedik. Tabii bu metodolojik bir şeyi benimsememiz de
bir görüşe sahip olduğumuzu, bizim de bir görüşümüz olduğunu, bizim de bir reyimiz olduğunu ön plana çıkarttı ve rey ismi buradan öne çıktı. Ayrıca biliyorsunuz rey ismi İmam-ı Azam'ın temsil ettiği düşünce ekolünün de tarih içerisinde reyciler diye bir ismi olmuş konudur. Biz de İmam-ı Azam'ın metodolojik yönünü, dinimizin metotla ilgili önemli eksikliğini ön plana çıkartıp o bilgi eksikliğini doldurabilmek için bu yayın evine teşebbüs ettik ve rey ismini bundan dolayı da tercih ettik. Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi ben kitapları şöyle bir gördüğümde işlerinde çeviriler de oldukça ağırlıklı olarak çevirilerin de yer aldığını görüyorum. Şimdi efendim bu kitapları bir tanıtalım. Bunu da Yusuf Bey'den rica edelim. Ben mikrofonu İsterseniz şu Mustafa Bey'den hemen başlamışken bir tanıtayım. Evet, bir tanıtalım. Sonra da arkadaşlarımız diğer kitaplar üzerinde fikir beyan etsinler. Bu El Mustasfa, İmam Gazali'nin ölmeden önce kaleme aldığı en son eserdir. Bundan sonra eser yazmamıştır İmam Gazali. Bu Mustasfa eseri usulü fıkıh ilminin Kur'an 3-4 eserden biri olarak kabul edilir. Geleneksel bilgimizde, ansiklopedik bilgimizde bu usulü fıkıh ilmini kuran 4-5 eserden bir tanesi olan Mustasfa. Mustasfa'nın özelliği baş tarafında çok güçlü bir şekilde mantık ilmi, yani düşünce yöntemiyle ilgili bir girişe sahip olmasıdır. Bu girişten sonra da bir şeyden, bir bilgiden hüküm üretmek için gerekli olan yöntem ve metot üzerinde çok derin bir çalışmadır ve çok değerli bir eserdir. İmam-ı Azam'ın da son eseri olduğunu biraz önce belirtmiştim. Bu yüzden de Türkçe'ye kazandırılması gerçekten bizim için şeref olacak bir eserdir. Bunun şerefi Rey Yayıncılığı'a uzun müddet yeter yani. O kadar önemli bir eserdir. Dolayısıyla evet. Kayseri'ye, dolayısıyla tabii, bizlere. Tabii hepimize. Çok çok sağ olun. Ben... Çok teşekkür ederim. Şimdi kitaplarımızı şöyle genel bazı şekilde tanıtayım. Hepsinin içine girmiş olduğu. Eskilerin güzel bir sözü var. Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani eğer bir hedefe varamıyorsak belli bir yöntem ve disiplin sahibi olamamamızdan kaynaklanıyor şeklinde. Bu amaca matuf Aydın abi de kısaca özetledi. Bir de şöyle bir tabir var. Kişiye balık vermektense balık tutmayı öğretmek. Şimdi bizim kitaplarımıza baktığımızda Müslüman yayın evleri tarafından çıkarılan kitaplardaki isimlerin olmadığını görürüz. O da şu, yani İslam'a göre erkek, İslam'a göre şöyle, Kur'an'a göre şöyle. Yani hepsinde bir hap sunma, bir hastalık var, ona hap sunma. Bizde ise, yani genel seçtiğimiz kitaplara baktığımızda bir yöntem verme. Yani sonuç verme diye. Sonuçlar bugün böyle olur, yarın başka türlü olur. Önemli olan düşünebilme kabiliyetini ve doğru düşünebilme kabiliyetini kazandırmak. Evet. Kitaplarımızın genel tarifi bu. Evet. Genel tanıtımı bu. Buradan hareketle hayatın her alanına, insanın düşünme ufkunun her yönüne hitap eden türden farklı alanlarda kitaplar seçtik. İşte çağımız enformasyon çağı olarak nitelendiriliyor. Bu sizin televizyonda dahil olmak üzere bir enformasyon patlaması var. Bu çerçeveden baktılınca bilgi çağı olarak çağımız adlandırılıyor. Bu böyle midir, değil midir? Yoksa bir yanılsama içerisinde miyiz? Fazla bilgilendirmenin dezenformasyona, yani bilgisizleşmeye yol açıp açmayacağı gibi temel zihni problemlerin ve medya üzerine bakışların yer aldığı enformasyon devrimi efsanesi. Yani enformasyon devrimi yaşadık. Herkes her şeyden haberdar diyoruz. Bu bir efsane midir, değil midir? Onun sorgulandığı Kayserili yakın arkadaşlarımızdan, bizim yayın kurulu üyesi de olan Yusuf Kaplan'ın derlediği, çevirdiği ve bazı ilaveler yapmış olduğu bir kitap. Bu kitabımız bazı üniversitelerde, sosyoloji bölümlerinde, iletişim bölümlerinde yardımcı ders kitabı olarak da sunuldu. Devam ediyor. İlk kitabımız aynı zamanda. Burada arka tanıtım yazısında medyatörleri veya televizyon kanalları veya basın organlarını eski Yunan'daki tanrılara benzetiyor. Yani birbirlerini yiyen, birbirlerinin ayaklarının altına işte
karpuz kabuğu koyan tanrılar mücadelesi. Bu medyayı tarif etme açısından böyle bir kitap. Diğer bir kitabımız, mesela tarihe ilgi duyduk. Lawrence meşhur, Osmanlı'yı yıkan İngilizlerin akıncılarından diyelim, istihbaratçılarından. Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandıran Lawrence'in hatıratı kendi kaleminden. Bu şunun için önemliydi. Türkiye sürekli bölünme psikolojisi içerisinde olan bir ülke. Sürekli emperyalist güçlerin ajanları veya uzantıları vasıtasıyla rahatsız edilen bir ülke ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt sorunu çerçevesinde bölünmeyle yüz yüze kalmış. Son günlerin en çok sık kullanılan NGO dedikleri, yani yardım kuruluşları, daha doğrusu ajanları vasıtasıyla neler yaptığının anlaşılması açısından tarihteki örneğini ortaya koyalım istedik. Çok konjektürel bir kitaptı. 91'de de aynı sorun vardı Türkiye'de. Hala da devam ediyor. O noktada yabancı ülkelerin, emperyalist ülkelerin ne tür faaliyetler içine girebileceğini anlaşılması açısından klasik bir casus kitabı, hatıratı. Bu kitaba ilave edecek bir şey var. Önemli bir tarafı çünkü. Bu İngiliz edebiyatı açısından da çok önemli bir eser olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz İngilizlerin Shakespeare gibi önemli edebiyatçıları var. Bu Lawrence'in bu hatıratı edebi olarak İngiliz edebiyatı açısından da İngiliz edebiyatının 3-4 önemli eserinden bir olarak kabul ediliyor. Hatıratı tercümesi de çok nefis bu anlamda. Edebi olarak da çok değer olan bir kitap. Yani bir solukta okunabilecek macera kitabı aynı zamanda Esat. Yakında inşallah ikinci cildinde basacağız. Bu kitap iki cilt olarak hazırlandı. İkinci cilti de inşallah bitmek üzeredir. İnşallah efendim. Bu kitabın ikinci cilti de basılacak inşallah. Evet. Bunu da geçelim. Şimdi önemli olan bir diğer kitaba gelelim. Liberal İslam diye bir kitap. Şimdi sosyalist İslam, milliyetçi İslam derken liberal İslam da çıktı. Yani bu tür kavramlara, tanımlara karşı olan bir yayın evi olarak niçin böyle bir eser? Şundan, gerçekten yöntem ve analiz etme noktasında baktığımızda müthiş bir analiz kitabı. İslam dünyasında liberal demokrasi mümkün müdür, değil midir? Bu soruyu soruyor ve son dönem İslam düşünürlerinden hareketle, toplumsal değişimlerden, yeni oluşan toplumsal sınıflardan hareketle mümkün olup olmayacağını tartışıyor. Bu anlamda bu da konjektürel bir kitap. Vardığı sonuçlar açısından. Vardığı sonuçlar, zaten sonuca varmak istemiyor. İkilemde bırakıyor. Evet, diyor, eğer bir Müslüman burjuvazi oluşturulabilirse liberal İslam mümkündür. Eğer bir Müslüman burjuvazi oluşturulamazsa liberal İslam mümkün değil. Evet. Hemen bu kitabın arkasına şu kitabı tanıtmak da faydalı. Tarihin Sonu Mu kitabı. Bu Frantz Fukuyama'nın işte bütün ideolojiler bitti. Liberal demokrasi tek yöntemdir. Herkes ona boyun eğmek zorundadır. Teslim olun çağrısını yaptığı bir makalesi vardı. Bu makaleyi tartıştık biz bu kitapta. Evet. Liberal İslam kitabı da bunun, bu söylediği şeylerin mümkün olup olmayacağını tartışan bir kitap. Onun için birbirine bağlantılı. Öz itibariyle hem Amerika'daki, Avrupa'daki tartışmalar hem de Türkiye'deki yazarların katılımıyla bu kitabı yayınladık ve bayağı ses getiren bir kitabımız oldu. Üzerinde sol sağ bütün dergilerde kritik yapıldı ve yani böyle bir kitabın, Tarihin Sonu makalesinin ilk kez Türkiye'de, Kayseri'de, yani bir taşrada tartışılması ve tarihin sona ermediği, liberal demokrasinin tek çıkış yol olmadığı, başka çıkış yollarının da olabildiğini Türkiye'de kitap çapta söyleyebilen ilk yayın evi olma gibi bir özelliğimiz var. Bundan dolayı İstanbul yayıncılarında ne diyelim buna, kıskançlığı mı diyelim veya takdiri mi diyelim, o tür şeyler oldu. Televizyonlarda falan da tanıtıldı. Önemli bir kitaptı. Tarihin Sonu Mu? Biz olmadığını söyledik. Diğer bir kitabımız İslam'ın Siyasal Dili. Bernard Lewis diye Türkolog.
Modern Türkiye'nin Doğuşu isimli kitabı da var. İslam üzerine yapmış olduğu tarihi araştırmalarla tanınan bir yazar. Burada da bizim kültür iklimimize, Türkiye'ye hem telif olarak hem de tercüme olarak girmemiş olan İslam'ın siyasal dili, yani kullanmış olduğu siyaset üslubunda kullanmış olduğu kavramların tarih içerisinde çıkışı, gelişimi, değişimi, yeni biçimlere nasıl evrildiği sorusunun tartışılmadığı bir ortamda böyle bir kitabı yayınladık. Burada işte hilafet kavramı nedir, nasıl çıktı, bu daha sonraki dönemlerde nasıl evrildi, nasıl emiral müminin oldu, sonra nasıl melik oldu, sonra nasıl padişah oldu, sonra nasıl cumhurbaşkanı, nasıl reis oldu gibi işte sembolik kavramlardan hareketle İslam'ın siyasal dilini ortaya koyuyor. Objektif bir çalışma, bir müsteşriğin çalışması ama yani onlar yapmış, ne yapalım, yayınladık, biz yazamamışız. Oradan şuraya geçebiliriz. Sünneti anlamada yöntem. Şimdi baştan biz yöntemle yani Kur'an'ı anlamanın da bir yöntemi var. Bir roman anlamanın da, bir şiir anlamında bir yöntem. Yani yöntemsiz hiçbir şey yapılamıyor. Yapılmak istenirse doğru sonuçlara varılamıyor. En çok İslami düşüncede problem olan konulardan birisi de Peygamber'in sözlerinin ve eylemlerinin nasıl anlaşılması gerektiği noktasındaki karmaşadan kaynaklanıyor. Bu noktada tutarlı, aydınlık bakışı olduğuna inandığımız, hadis konusunda son çağın en iyi alimlerinden biri olduğuna inandığımız Yusuf el-Kardavi'nin kitabını tercüme ettirdik. Bu da ilahiyatlarda ders kitabı olarak kullanılan bir kitap. Yani yayıncılığın temel okuyucu kitlesini de bu arada ortaya çıkartalım. Üniversite seviyesinde kültürel ilgisi olan, bu ilkokul mezun olur ama üniversite seviyesinde ilgilenilmesi gereken konularla, sorularla ilgileniyorsa o bizim hedef kitlemiz, evet, şeklinde. Diploma esaslı değil, ilgi esaslı bir hedef kitlemiz var. O açıdan onu vurgulamakta fayda var. Bir ödüllü kitabımız var. Din Dili kitabı. Turan Koç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi konusunda doçent. Bu hocamızın yazmış olduğu Din Dili isimli kitabı da Türkiye'de tek bir kitap sahasında. Yazarlar Birliği tarafından geçen sene bu kitaba inceleme araştırma dalında ödül verildi. Bu kitapta da İslam'ın siyasal dilinden bahsettik. Evet. Bir de dinin teolojik ve ontolojik bilgi, bilim çerçevesinde ne tür imalar kullanıyor, bunlar nasıl anlaşılması gerekiyor gibi soruların cevaplanmaya çalışıldığı bir kitap. Birkaç ilave de ona yapabilir miyim? Tabii. Şimdi bu kitabın özelliği, çağımızda felsefenin geldiği noktada Türkçe'de yayınlanmış telif tek eser olması. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugünkü çağdaş toplumda felsefe hermeneutiğe gelmiştir. Yani anlam bilim üzerinde tartışıyor artık. Yani kelimelerin, kavramların anlamları üzerinde tartışıyor. Bunların anlamlandırmanın ve anlamanın iletişimde en önemli mesele olduğu noktasında. Bugün çağdaş felsefenin ulaştığı ana konu hermeneutiktir. Bu da hermeneutik yapıda bir kitaptır ve Türkçe'de yayınlanmış telif olarak tek eserdir. Hatta doğru dürüst tercümeler de bu konuda yayınlanmış değil henüz. Yani Türkiye'ye hermeneutik anlamda felsefi tartışma henüz daha yeni adımını atıyor. Biz de buna öncülük edenlerden biriyiz. Birçok konuda önce olduğumuz gibi bu konuda da öncüyüz. Evet, teşekkür yani ederim. Bu kitap aynı zamanda Rey Yayıncılığı'nın Kayseri'de tesadüfen kurulmadığının bir resmidir. Yani bir kültürel birikimin bir dışa vurumu. Kayseri sanayide Türkiye'de belli bir birikim ve yeri olan bir il. Son dönemlerde siyasette de belli bir birikim ve yeri olmaya başlayan bir il. Kayseri'nin kültürde de belli birikimi ve yeri olduğunun olması gerektiğinin mücadelesini de bu anlamda Rey Yayıncılık öncülüğünde veriyoruz desek fazla iddialı olmasa gerek diyelim yani. Bu ama tabii biz bu anlamda Kayseri'yi kültürel alanda, evet, Türkiye çapında konuşulabilir, temsil edilebilir bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Evet. Eserlerimiz
gündeme geliyor, tartışılıyor, ulusal medyada tartışılıyor. Bazen mesela İstanbul'a yayıncılara falan gidiyoruz, Esat daha çok muhatap oluyor. Bizden kitaplarımızı istiyorlar, bize satın da yayınlayalım. Yani kitap bulma sıkıntısında olan yayın evleri var. Bizim yani öyle şeyler olmadığı gibi yani telif haklarını ekonomik nedenlerle reddettiğimiz kitaplar da oluyor. Yani kitap bulmada sorunumuz yok. Çünkü Türk Kayseri'de gerçekten hem telif noktasında hem tercüme noktasında hem de dünyada ne oluyor ne bitiyor bunu araştırıp bulup bununla ilgili gündem oluşturma noktasında canlı tartışan, takip eden bir çevre var. Evet. Yani de yayıncılık tesadüfen kurulmuş bir yayın evi değil. Onu evet. Yeniden vurgulamış olalım. İslam felsefesine giriş. Turan Hoca'nın tercümesi bu da. Gazali Rüştü tartışması, İbn-i Rüştü tartışması. Yani tahafütler tartışması bizim İslam felsefesinde çok köklü bir tartışma. O noktadan hareketle yapılmış tartışmaların Gazali İbn-i Rüştü alıntılarıyla gerçekten tam bir beyin fırtınası yaptıran bir kitap. Bu da ilahiyatlarda ve felsefe bölümlerinde İslam felsefesi çerçevesinde tavsiye edilen kitaplar arasında yer aldı. Yine İslam hukukunda yöntem tartışmaları diye bir kitap. Bu da yani İslam dünyasında çeşitli fikir akımları ortaya çıkmış, mezhepler ortaya çıkmış. Bunlar tesadüfen mi çıkmış yoksa bir yöntem sonucu, belirlenen bir sistematik sonucu düşünen ulemanın o sistematikten hareketle varmış oldukları aynı olayla ilgili farklı yorumlar mı? Ve bunun nedenleri nedir? Yani bir olay söz konusu. Bu olay İmam-ı Şafii farklı bir cevap vermiş. İmam-ı Azam farklı bir cevap vermiş. Hanbeli daha başkaları daha başka cevaplar vermişler. Bu cevap verişlerinin geri planında yatan neden ne? Bunun örneklerle açıklandığı gerçekten yani İslam mezheplerinin düşünce farklılıklarının ne kadar zevkli, derin, temelli düşünce adamlarının, düşünce yapılarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı, bunların hiçbirisinin birleştirmeye ihtiyacı olmadığı ve insana çok farklı bakış açılarını kazandırılabileceği bir olaya çok farklı açılardan 5-6 şekilde aynı derecede neredeyse doğruluk, tutarlılık noktasından bakılabileceğinin müthiş örnekleriyle dolu bir kitap. Yani bu kitabın benzeri İbn-i Rüşd'ün Bidayet-i Müştehit de var ama çok ciddi ve yeni tercüme edildi ama derli toplu çağdaş bir yazar tarafından yazılmış tek eser bu da. Yani eserlerimize baktığımızda da birbirini tekrar etmeyen eserleri bulmaya çalışıyoruz. İşte sünneti anlama yöntemine sünneti. Bu kitaplarda hem Kur'an'ı hem ayetleri hem sünneti hem de diğer olayları, fikirleri nasıl anlayabiliriz? Yani balık tutma değil, balığı nasıl tutabiliriz'in yöntemini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şurada Özgürlük Savaşı, Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı diye yine Bilgeliğin Yedi Direği'nde, Lawrence'in hatıratında olduğu gibi bir İngiliz ajanının Kafkaslardaki İmam Mansur zamanındaki Çerkezlerin Ruslara karşı vermiş olduğu mücadelenin fiili yaşayan, oraları gören insanın hatıratından oluşuyor. Evet. Bu da konjektürel. Yani bugün Çeçenistan'da eğer Müslümanlar direniyorsa bunun tarihi temelleri nasıldır? O zamanlar ne yapmışlar? Evet. Nasıl direnmişler? Bu kazanılabilir bir savaş mıdır? Yoksa kaybedilmeye mahkum bir savaş mıdır? Bunun resmini görüyoruz. Evet. Bu resme baktığımızda Kafkas'taki Müslümanların kaybetmesi mümkün değil. Çünkü hem coğrafi yapısı hem insanların karakteri yılmaya müsait değil. Yani bu onu ortaya koyan bir kitap olarak karşımızda. Bu arada mücadelelerden bahsettiğimiz için işgal altında Nizar Kapbani'nin bugün işgal edilmiş olan Filistin topraklarında Müslümanların vermiş olduğu mücadelenin şiirleştirilmiş söylemidir. Turan Koç ve İbrahim Demirci'nin birlikte tercüme etmiş olduğu şiirlerin, Nizar Kapbani ile ilgili şiirlerin derlenmiş olduğu Filistin mücadelesi ve Kudüs sevdası yüklü şiirlerden oluşuyor. Bu da bizim yayın evi olarak şiir alanında bu kitapla adım attığımızı, bundan sonra devamının geleceği anlamına geliyor.
Burada son çıkartmış olduğumuz siyaset ve bürokrasi gündemi. Evet. Belediye Başkanımız Şükrü Karatepe'nin en son eseri. Evet. Türkiye'de siyaset ve bürokrasi gündemi üzerine yazmış olduğu yazılardan derlenmiş bir kitap. Karatepe'nin en son kitabı bizim de şu anda piyasaya çıkmış en son yayınımız. Karatepe'nin o meşhur 10 Kasım konuşmasında ortaya çıkan fikirlerinin daha düzgün cümlelerle ifade edildiği makaleler burada. Evet. Bunu okuyunca insanlar acaba gerçekten aforoza layık bir konuşma mı yapmış, o ortaya çıkar. Ama Türkiye'deki siyasi yapılanma ve bürokratik yapılanmanın temelden sorgulandığı bir kitap. İslam hukukunda hapis cezası. Yani insanlar hapse atılıyor, suç işliyorlar. Bunlar cezalandırmaya matuf mu? İslam dünyasında bu geçmişte nasıl yapılmış? Evet. O mantığı kavramaya yarayan bir kitap. Yani bakıyorsunuz o zamanlar insanlar cezalandırmaya matuf değil, iyileştirilmeye matuf. Hapishanelerin kurgulanışı, orada mahkumlara yapılan muamele, onların aileleriyle olan ilişkileri, hapishane çıkışı topluma kazandırıp kazandırma yöntemleri, hepsine baktığımızda şimdiki hapis uygulamalarıyla o zaman hapis uygulamaları arasındaki farkı görüyoruz. İlginç ve benim görebildiğim tek çalışma Türkiye'de telif bir eser. Evet. Hoşumuza gitti ve yayınladık. Yani konusu itibariyle Erciyes Üniversitesi'nde tarih bölümünde yardımcı doçent arkadaşlarımızdan. Kısaca kitaplarımızı böyle tanıttık inşallah. Efendim, böyle. Teşekkür ediyorum. Şu anda son da şeylerin bizim Dursun Çiçek'in hakkını da yemeyelim. Evet. Oraya gelecek. Belki evet. Sen çünkü arkadaşımı unutmayın, geçmeyin diyecekti. Siz Dursun Çiçek'le evet. Belki kitap Salı günü herhalde elimize geliyor, matbaadan çıktı. Evet. Postmodernizmin İslamcılar üzerine etkisi üzerine. Evet. O kitabı da galiba sizin programınızda daha geniş. Yazarı da tartışır. Siz de onunla tartışırsınız. En son çıkacak eserimiz de o. Peki efendim, bu kadar güzel çalışmalar ortaya koydunuz. Hakikaten Allah razı olsun. Kayseri'nin adını da duyurdunuz. Kültür sahasına bir imzayı attınız Rey Yayıncılık olarak. Peki hedefte ne var? Ufukta ne gözüküyor? Rey Yayıncılık ilerisi için neler planlıyor? Tabii iyi bir çizgi tutturmuşsunuz. Yani ilk planda bu çizgiyi devam ettirmek geliyor ama belki ufukta daha başka şeyler de gözüküyordur. Onlar hakkında bilgi almak istiyorum. Peki. Efendim, şimdi biliyorsunuz şimdiki Başbakan Yardımcımız Tansu Çiller Hanımefendi'nin bir 5 Ocak kararları oldu. Evet. O 5 Ocak kararları bütün piyasalar olduğu gibi yayın piyasasını da bayağı darbeledi ve etkiledi. En azından bir belirsizlik ortaya çıktı piyasalarda. Biz buna rağmen yayın evini kapatmamayı başardık. Kitap çıkartmayı da devam ettirmeyi de başardık. Bugünlerde yeniden kendimizi yenileme hususunda adımlar atmak düşüncesindeyiz. En başta bir temel bir projemiz var. Yine yayın evimizin organizasyonunda bir dergi, ilmi bir dergi çıkartmayı planlıyoruz. Bunun yanında da yeni birçok kitabı tekrar piyasaya, okurlara sunmak üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Yeniden başlayacağız. Çalışmalarımız kesilmedi ama dediğim gibi bu 5 Ocak'ın getirdiği piyasa krizinden dolayı bir durgunluğa, en azından bir tempo düşmesine sebep oldu. Ama biz buna rağmen yayınlamakta devam ettik. Yayınımızı kesmedik. Şimdi inşallah yeni bir atılımla daha güçlü, daha telif, tercüme hiç fark etmez. Ama yayın politikamıza uygun yeni eserlerle piyasaya girdik. Bu en son iki kitabımızı Yusuf kardeşimiz tanıttı. Evet. Hemen arkasından Dursun Çiçek'in değerli bir çalışması geliyor. O da çok orijinal bir çalışma. Ama o gelecek. Onun arkasından da yeni projelerle gireceğiz. Daha büyük projelerimiz de var ama onları şimdilik söylemeyelim. Çünkü yapamazsak mahcup oluruz. Evet. İnşallah onlar da yapma aşamasına geldiğimizde daha büyük külliyetli eserler üzerindeki çalışmalarımız da olacak inşallah. Efendim, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Çok çok sağ olun. Hakikaten Kayseri'de bizlerin gururu oldunuz Rey Yayıncılık olarak. Tebriklerimizi kabul edin ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Biz de şöyle diyelim. Erciyes TV'ye bizi ademe mahkum etmediği için teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
layık olarak götürüyor inşallah. İnşallah. Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Tek mi aldın? Tek. O yok diye sana aldım.